Merhaba. İş hayatınızda, eğitim hayatınızda zaman zaman sunumlar yapmak zorunda kalırsınız. Sunum yapmak ne kadar zor olabilir ki? Eğer iyi hazırlandıysanız, kendinizi yeterli seviyeye çektiyseniz, teknik olarak ve zihnen iyi hazırlanma sizin çok güzel bir sunum yapmanızı sağlayabilir. Sunum konusundaki ilk dersimize başlayalım. Önce tanımlamak lazım. Nedir sunum dedikleri? İnsanlar sunum dediğimiz olayı kafalarında çok büyütürler. Oysa sunum demek bizim aslında her gün yaptığımız bir şey. Arkadaşlarımızla konuşurken bazen ya da derste elimizi kaldırıp bir şey sorarken yaptığımız bir şey sunum. Veya bir gruba başınızdan geçen bir olayı anlatırken yaptığınız da sunum. Yani sunumu o kadar kafanızda büyütmeyin. Mesela bir toplantı. Bir toplantıda oradaki insanlara bilgilendirmeler yapmak gerekebilir. Bunu yapmanın en iyi yolu işitsel ve görsel elemanları, malzemeleri iyi bir şekilde kullanmaktır. İnsanların algısı hem işitsel hem görsel ögeler bir araya getirildiğinde çok daha fazla oluyor. Yani biraz önceki kırmızı top örneğini düşünün. Bunu size cismen göstermek bir resim olarak, üç boyutlu bir resim olarak, özellikle güzel bir resim olarak, çözünürlüğü fazla bir resim olarak göstermek ve onu anlatmak. Nasıl hazırlanacağız sunuma? Bir hazırlık gerekiyor. Her işi yapmadan önce bir hazırlık dönemimiz vardır. İşte sunumda da hazırlık dönemi çok önemli. Yani belki sunumdan daha da önemli. Çünkü iyi hazırlandıysanız o sunum akar gider. Hazırlığın aşamalarına şöyle bir bakalım. Bir kere mental bir hazırlık lazım. Yani ne diyelim buna biz? Zihinsel bir hazırlık diyelim. Sunumlarda karşımıza çıkan ya da sunum öncesinde karşımıza çıkan en büyük parça topluluk karşısında konuşma korkusu. Bakın, eğer iyi hazırlanırsanız, yani bu sunumunuza iyi hazırlanırsanız, oyununuza kendinizi iyi hazırlarsanız %75'ini zaten atarsınız o kaygıların. %75 oldukça büyük bir oran. Zihinsel bir hazırlık yaparsanız onun üzerine, yani o kaygılardan uzaklaştınız, onun üzerine zihinsel bir hazırlık. Bir sunum yapacağım. Bu sunumun 0'dan 100'e başarılı olmasını istiyorum. 150 olmasın başarım. 100. Olması gereken kadar olsun. Yapmam gereken nedir burada? Onları iyi tasarlayayım, bu sunumu yapayım. İşte o size %15 daha kazanç sağlıyor. Bir kere sunumun çok önemli olan parçası sizin kullanacağınız ifadeler. Örneğin sunuma giriş, sunumun içinde vereceğiniz örnekler, kullanacağınız başlıklar. Şöyle bir örnek var elimizde. Şimdi diyelim ki sunumun adı yönetici eğitimi. Ne olabilir? Yani yönetici eğitimi. Çok sıradan bir başlık. Oysa ben bu başlığı ya da sunumun içinde kullanıyor olabilirsiniz de bu başlığı. Ara başlıklardan biri de olabilir. Güçlü yönetici olarak verirsem başlık birden değişir. İlgiyi sürekli kılmak. İlgiyi yakaladınız, bırakmayacaksınız. Sonuna kadar tutmak zorundasınız. Eğer ilgiyi sürekli hale getiremezseniz, kopukluklar yaratırsanız, o zaman karşı tarafın size küsmesi, karşı tarafın bir bölümünün başka şeylerle ilgilenmeye başlaması çok olası. Dolayısıyla sürekli bu ilgiyi üzerinizde tutmanız lazım. Dinlenmiş bir beden. Ne demek dinlenmiş bir beden? Dinlenmek ne demek? Sunumunuz sabahsa akşam, o gece güzel bir uyku çekmeniz gerekiyor. Uykunuzun sağlıklı olması lazım ki sabah dinlenmiş olarak, kendinizde zinde olarak, bedensel olarak hazır oraya gitmeniz gerekiyor. Sunumunuzu rahat yapabilmeniz için. Sunumda çok önemli faktörlerden bir tanesi. Şöyle düşünün. Salondaki insanların algı düzeyleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla algı düzeyi en düşük olanı düşünün. Yani daha zor anlayan,
daha tane tane anlatılması gereken insanlar vardır bazı şeyleri. İşte salondakilerin düzeyini, ortalamasını değil de, algı düzeyinin ortalamasını değil de, o en alttaki algıyı düşünün, gözünüzün önüne getirin, zihninizde onu canlandırın. Kendini tanıt. Sahneye çıktın, insanlar karşında, zaten önceden tanışmıştınız onlarla, biliyorsunuz önceden gittiniz, onlara merhaba dediniz, hoş geldiniz dediniz. Gülümseyin, sırıtmayın asla, gülümseyin sadece. Kendinizi tanıtın. Siz kimsiniz? Adınız ne? Ne iş yaparsınız? Hangi alanda uzmansınız? Örnek. Kim olduğunuzu sizi afişlerden bilseler bile, çok ünlü birisi olsanız bile bu tanıtımı yapmanız lazım.